musunuz? Efendim iyi günler. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün 10 Aralık. Yani İnsan Hakları Günü. Pek çok kişi için farklı anlamlar taşıyabilir bugün ama dünyada uluslararası platformda insan hakları savunucuları ihlallerin muhasebesini yaparlar. Dönüp bir bakarlar nerede ne olmuş diye. Türkiye için de aslında bunu yapmak mümkün. Fakat karşımıza çıkacak tablo galiba pek hoş olmayacak. Ama en azından siz kişisel olarak yapabilirsiniz bu muhasebeyi. CNN.com internet adresine girerseniz sizi orada bir soru bekliyor olacak. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Siz hiç hak ihlaline uğradınız mı? Şu ana kadar gelen yanıtlarda %82 oranında yanıt evet olmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? 100 kişiden 82'si, 10 kişiden neredeyse 9'u evet ben ihlale uğradım demiş. Türkiye için çok acı bir tablo ama bunu tabii sadece devletin şiddeti ya da farklı şiddetler olarak algılamayalım. Hayatımızın her alanında bir hak ihlaliyle karşı karşıya olduğumuz en az bir kere söylemek mümkün. Ama bugün bunu konuşmayacağız. Bunu sırf günün anlam ve önemini belirtmek için vurguladım ama bugün açılımın tam da Tokat'taki 7 şehit haberinin acısı üzerine farklı veçeleriyle konuşulduğu bir günde Hasan Cemal'le, yani açılım deyince doğrusunu isterseniz benim aklıma gelen ilk isimle konuşacağız. Hasan Cemal, bir kere öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çok yakınlarda meslekte 40 yıl bitti, değil mi? Evet, 40 geçen yıl Kasım geçmiş. Ayında, evet. Kasım'da. 69. 41 kere maşallah. Ha, 41'e girdik. Teşekkür ederim. Neler gördük, geçirdik değil mi? Bu, ben de 35 yılı geride bıraktığım için gene Kasım'ın ortasında. Benzer zamanlarda demek ki. Bu kadar sıcak dönemler de yaşadık tabii, değil mi? İlk değil bu. Tabii, yani Türkiye hele bir gazeteci olarak böyle bir 40 yıl falan yaşayınca, 50 yıl yaşayınca hiç sıkıcı bir dönem yaşamıyor insan. Yani sürekli bir hareket, sürekli heyecan. Sıkıcı değil ama boğucu. Heyecan ama tabii kasvet, kasavet, çok. Ondan sonra sıkıntılı dönemler, darbeler, cinayetler, darbe teşebbüsleri, askeri yönetimler ya da terör, şiddet. Televizyon haberlerini izleyebiliyor musun? Yani o ağlayan anneler, ağlayan sevgililer, eşler, çocuklar. Bunları tabii şunu söylemek lazım. Bu bir tartışma konusu. Hı hı. Çok uzun zamandır tartışma konusu. Batı'da da öyle. Türkiye'de de öyle. Hatta sanıyorum birkaç gün önce Başbakan Erdoğan Washington'da gazete yöneticilerine böyle hitaben işte bu terör şiddet eylemlerini fazla büyütmeyin, onların propagandasına alet oluyorsunuz gibi bir şey söyledi. Bu öteden beri Batı'da da tartışma konusudur. İşte özellikle mesela İngiltere'de Başbakan Thatcher bir dönemde çok şiddetle karşı çıkmıştı. IRA eylemlerinin yükseldiği bir dönemde bunları büyütmeyin, görmeyin, küçültün diye. Buna karşılık da ne bileyim Washington Post gibi, New York Times gibi, hatta işte İngiltere'de Guardian gibi gazeteler buna çok karşı koydular. Yani gazeteci olarak senin fikrin ne? Bir de ben şunu söyleyeyim. Bunların bir baba olarak, evet, o görüntüleri mesela ya da izliyor musun? Ya da hani kimisi var ya, ay ben bakamıyorum der, kapatır onlardan. Şimdi burada bir ölçü yakalanması lazım. Tümüyle görmezlikten gelmek yanlıştır. Bir kenara bırakmak, göz ardı etmek yanlıştır. Mutlaka yerli yerine oturtmak lazım ama şehit cenazelerinde ve diğer cenazelerde duygusal ortamı olduğu gibi yansıtmak, hı hı, bence çok topluma iyilik etmek olmuyor. Yani bir yerde toplumda müthiş bir gerilim ve kutuplaşmaya, cepheleşmeye, hatta düşmanlaşmaya yol açabiliyor. O yüzden orada bir ölçünün yakalanmasını, hı hı, taraftarıyım. Özellikle bu konuda televizyonların tabii rolü daha önemli. Özellikle, çünkü o defalarca, tabii, o
kanlı görüntülerin, sonra cenazelerin falan defalarca dan gösterilmesi bence Türkiye'yi çok geriyor. Yani burada dikkatli olunabilir, bazı ölçüler yakalanabilir diye düşünüyorum. Ya da fotoğraf kullanımında aynı şekilde. Belki. Görürsünüz ama öyle bir fotoğraf kullanmak lazım ki daha farklı olabilir. Şimdi... Mesela benim geçen gün çok içimi yakan o 17 yaşındaki lise öğrencisi ya, kız Serap Molotov kokteyli. Şimdi onun o yanmış halinin defalarca gazete manşetlerinde görmek beni hakikaten fena yaptı ve orada daha yani o başka türlü bir şey yakalanabilir, kullanılabilir belki. Yani ölçüler önemli. Çok evet. Fotoğraf demişken aslında söylediklerinin büyük çoğunluğuna katılıyorum. Bir tek insanların hayatlarının son demlerindeki görüntülerinin hele çok mahrem olduğunu düşünüyorum ve Serap örneğinde olduğu gibi gösterilmemesi gerektiğini ben de düşünüyorum ama eşlerin, annelerin gözyaşını hani içimiz acısa da tam da içimizin acıması için belki izlemek gerektiğini de ben kendi adıma söyleyebilirim. Ama bazen bir fotoğraf bir makale gibi oluyor ya. Hürriyet gazetesi bugün öyle bir fotoğrafla çıkmış efendim birinci sayfasında. Şimdi birinci sayfada köye dönüş manşet. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Erence köyünün ilk şehidiymiş Ferit karşılamışlar. Hemen altında bakar mısınız? Bir tek otun, bir ağacın bile olmadığı arka planda askerler işte gencecik bir erin tabutunu taşıyorlar. O kadar çok şey anlatıyor ki bu fotoğraf. Dediğim gibi bir ağaç yok, bir çiçek yok, bir ot bile olmamış. Böyle bir coğrafyada acıların belki de bu kadar büyük olması kaçınılmaz. Belki bunun o arka planına bakmak şimdi lazım. Şimdi burada Hürriyet'in kullanmış olduğu fotoğraf gerçekten güzel ve çarpıcı bir fotoğraf. Hem de hakikaten çok güzel kullanılmış. Yani gazetecilik evet, açısından evet, da bakınca. Ve bütün o acıyı da aynı zamanda tek başına bir fotoğraf verebiliyor. Fakat burada önemli olan bu, yani Türkiye'de biraz acılar üzerinden siyaset yapılıyor. Bu her taraf için geçerli. Yani önemli olan siyaseti Türkiye'de acıları sona erdirmek için yapmak lazım. Yani bir tarafa bakıyorsunuz, acıları yaşıyor. O acılardan dolayı kendisinde her şeyi hak görüyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz, bu acılardan dolayı başkalarına dönük düşmanlığı geliştiriyor. Ya da bunu gerektiğinde bir siyaset aracı olarak kullanıyor. Fakat burada önemli olan bu acıları aşıp onları bitirmek için siyaset yapmak. Onları çünkü acılara, tabii, acılara... Ama ne yapmalı o işte, esas önemli. Acılara eğer acıların tutsağı, esiri haline gelirsek o zaman barışın yollarını açamayız. Önemli olan bu. Bu noktayı çok iyi tutmak, yakalamak lazım. Peki... Hükümet yetkililerin bugüne kadar söylediği daha ziyade duygulara seslenmek olmadı mı peki? Acılara seslenmek olmadı mı? Yani anneler ağlasın mı? Şimdi en ufak bir eleştiri getirdiğinizde anneler peki ağlasın mı? Karşı teziyle, tez bile değil. Yani kim anneler ağlasın diyebilir ki? Önemli olan şu, Türkiye özellikle son 30 yıldır, son çeyrek yüzyıldır çok acı çekti. Çok kan ve gözyaşı aktı. Şimdi bunu, bütün mesele bunu durdurmak. Yani barışın yolunu açmak. Barışın yolunu açmak dediğiniz vakitte burada farklı düşünceler olabilir. Hı hı. Ama barışa sahip çıkan bir tavır özünde tabiatıyla acıların, kan ve gözyaşının durması için yapılır. Ve burada da hakikaten ben bu hükümetin bu açılımla birlikte gerçekten böyle bir yürekli bir çıkış yaptığına inanıyorum. Burada yanlışlar var. Hatta bugünkü yazımda 10 yanlış diye alt alta sıraladım ve bu her tarafın yanlışları var diye anlattım. Fakat bu açılımın bir anlamda ben barış açılımı olarak görüyorum. Ve barış sürecinin bir alternatifi yok. Yani
kahrolsun açılım dediğin vakit kahrolsun bitsin bu açılım. Peki bunun alternatifi nedir Ayşe? Bunun alternatifi yeniden 90'lara mı dönmektir, 80'lere mi dönmektir? Mesela 1990'lı yıllarda Türkiye büyük bir fırsat kaçırdı ve 90'lı yıllar Türkiye'nin özellikle güneydoğusunda, doğusunda çok büyük acılarla geçti. Bunu bir yerde kesmemiz lazım. Bunun adı demokratik açılım olabilir, barış açılımı olabilir, barış süreci olabilir. Buna sahip çıkmamız lazım. Ve buna iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte sahip çıkmak lazım. Elbette, burada böylesine bir cepheleşme olmaz. Ama bunun içini eğer dolduramıyorlarsa ya da filan şekilde dolduruyorlarsa ve siz o terkibe karşıysanız bunu söylemek barışa karşı olmak mı? Hayır değil. Ama şu var. Şimdi ısrarla bir şeyi görmek lazım. Hı hı. Bu bir süreç. Değil ve bu süreç böyle 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda bitecek bir süreç değil. Bu uzun bir süreç. Çünkü bu sorun çok çetrefil bir sorun, çok zor, güç bir sorun ve bu sorunu çözmek çok zamana bağlı bir şey. Sabır, zaman ve siyasi kararlılık olacak. Hemen soracağım, sonra başa döneceğim. Çok kısa bunu rica ediyorum çünkü soracağım bin tane şey var. Evet. Şimdi sabır, kararlılık vesaire. Bunlar ve zaman. Hükümetin zamanı. Yani bugünden yarına bitmeyecek. Hükümetin ortaya koyduğu politikayla örtüşen sözcükler mi? Yani medyaya karşı sabır gösterildi mi? Muhalefetin eleştirisine çıkışı ne olursa olsun onlara sabır, hatta şehit yakınlarına, ailelerine sabır gösterildi mi sence? Bu konuda siyasi şimdi, kararlılık en önemlisi gösterildi Ayşe mi? Ayşe Hanım şunu söyleyeyim. Yani bu konuda hükümetin bu demokratik açılımı başlatmış olmasını ben çok önemli bir adım olarak görüyorum. Ama bu önemli adımda yanlışları var. O yanlış eksikleri, var, evet. Eksikleri var. Ondan sonra izlediği yol açısından eksikleri var. Ama bunlar bu noktalarda da ister istemez hükümet eleştiriyi hak ediyor. Ben de bazı noktalarda eleştirdim. Ama eleştiriyle birlikte bir şeyi teslim etmek lazım. O da Türkiye'de böylesine bir yakıcı sorun konusunda ilk kez bu kadar cesur ve kararlı bir çıkış yapıldı. Ve bu cesur kararlı çıkış da hangi hükümet, hangi partinin hükümeti bunu yaparsa yapsın son tahlilde siyasi de bir risk aldı. Yani bir anlamda cin şişeden çıktı. Bu sorunun çözümü için böyle bir sürece ihtiyaç var. Bu süreç aynı zamanda ben hep söylüyorum bir barış süreci ve bu böyle 5 ayda 6 ayda bitecek bir süreç değil. Aç bakalım görelim tavrı da değil. Yani burada atılacak kolay adımlar var, zor adımlar var, atılamayacak adımlar var. Bunu zamana yayarak götürmek lazım. Bunu götürürken de hem bakıyorum DTP tarafına, hem bakıyorum CHP, MHP tarafına, hem hükümet tarafına yanlışlar var. Fakat yanlışın tarafı özellikle muhalefet. Yani CHP ve MHP bence son derece sorumsuz bir tavır içindeler bu işin başından beri. Ama ona girmiyorum şimdi. Girmeyelim. Çünkü zaten bunları çok sıklıkla her yerde konuşup tartışıyorsun da. Ben biraz daha özel şeyler sormak istiyorum. Bizim mahallenin çok merak ettiği şeylerden. Bir kere şunu bir nerede? Notlarımdan tam yanlış yapmamak için. Şimdi Cumhurbaşkanı Gül 10 ya da 11 Mart tarihinde Tahran'a uçtu. Dedi ki güzel şeyler olacak. Bunu Kürt sorununa ilişkin bir düzlemde söyledi. İşte Cengiz Çandar, Ruşen Çakır gibi Fehmi Koru da vardı. Koru gibi önemli isimler de tanıklık etti buna. Ve Kürt sorununda iyi şeyler, güzel olacak şeyler şeyler olacak. Acaba neden? Evet. Şimdi yaklaşık bir ay sonra gibi Mayıs başında bir baktık ki Hasan Cemal Kandil'den bildiriyor. Kandil'e çıktın. 8 Mayıs günü de Gül sanki bakın işte bunu demek istiyordum gibilerinden
tarihi bir fırsat kaçırılmamalı dedi. Şimdi ben bir kere her şeyden önce bu çok enteresan da bir böyle tesadüf olmayacak gibi geliyor insana değil mi? Hani Mart, hemen sonra Mayıs, sonra hemen Mayıs'ın birkaç gün sonrasında Cumhurbaşkanı şeysi. Şimdi hak diye sor sorun. Nereden aklına esti de sana birisi ya bir dakika burada bir kıpır kıpır bir durum var. Bir gidip de şuradan gazeteci olarak elbette bir baksan da havalarına bize bir söylesen mi dedi. Sen aklına düştü. Nasıl oldu Allah aşkına şu yolculuğun hikayesini senden dinleyelim. Vallahi Ayşe Hanım şunu söyleyeyim. Bir defa o yani ben çok uzun yıllardır Kürt sorununu izliyorum. O coğrafyada izlemek için şey yapıyorum. Ve bunun da bir temel gereği zaman zaman gidip o coğrafyada dolaşmak, o coğrafyada yaşayan insanların nabzını tutmak, lider pozisyonunda olan insanlarla konuşmaktan geçiyor. Mesela 93 yılında gidip Öcalan'la Beka Vadisi'nde de konuşmuştum. İşte Talebani ile Barzani ile çok neredeyse her yıl bir kere bazen iki kere mülakat yaptım, röportaj yaptım falan. Ve bu çerçevede bir şeydi. Yani bazen de iç politikanın o şeyi kısır döngüsünün içine kendimi kapılır gibi hissettiğim yani vakit bu tür seyahatler yapmak hoşuma gider. O beni rahatlatır. Dünyamı değiştirir. Şimdi burada hem bunun rolü var hem de ya gidip ne oluyor Irak Kürt yönetimi. Çünkü sürekli o konu bizim yola gündemimizdeydi. Yola Kandil diye mi çıktın Kuzey Irak diye? Kafamda Kandil vardı. Çünkü ama bundan o tarihten bir ya da bir buçuk yıl önce yine ben Kandil'e gitmek istemiştim. O zaman bizim gazetede istenmedi bu. O tarihte. Yani işte terör örgütünün propagandası olur. Gitme dediler. Ama şimdi fakat çok istiyordum. Çünkü şeydeki bu Kandil'deki dağdaki durumu görmek ve onun da nasıl vakti zamanında Öcalan'a gittiysem bu sefer de Karayılan'a gitmek istiyordum. Fakat bunu söylemedim gazeteye. Neden? Karıma da söylemedim. Ayşe'ye de söylemedim. Öyle mi? Neden söylemedim derseniz gazete daha önce engellemişti. Ondan sonra Ayşe de bunu korkacak belki. Ayşe de engelleyebilir. Ondan sonra o zaman da sövmeden yola çıktım. Şeye gelince, ondan sonra Erbil'e gelince benim yanımda bu tür seyahatleri derdi çok bulunmuş olan Namık Durukan vardı. Yine Milliyet'in Ankara bürosundan ama esas Diyarbakırlıdır. NTV'nin oradaki temsilcisi vardı. Çetiner. Onlara dedim ki ya niyetim var böyle. Bakın bakalım dedim. Ondan sonra yani daha önce bir görüşme ayarlanmadı Karayılan'da. Hayır. Oradan telefon edildi. Ondan sonra bekliyoruz dediler. Hı. Şimdi ben bunu bildiğim için yani işte mesaj Ankara'dan getirdi. Bütün bunları bildiğim için yanıma şey alarak da çıktım. Şahit. Ondan sonra Çetiner Çeto'yu aldım, NTV temsilcisi Namık. Çıktık oraya ve Murat Karayılan'la 4 saat konuştuk. Hiçbir zaman baş başa kalmadık. İlk cümlen şu. Evet. Gazeteci kimliğimle buradayım. Türkiye'den herhangi bir yerden herhangi bir mesaj getirmiyorum. Aklınıza böyle bir şey getirmeyin. Şimdi bunu demişsin fakat onun belli ki mesajları olmuş. Yani, zaten. Tabii ki. Zaten onun yani dağdaki PKK'nın dağdaki şimdiki lideriyle ne düşünüyor diye çıktım ya başka. Peki, ne o tabii ki mesaj olacak. Yani gazeteye o 2 gün mü 3 gün mü kaç gün sürdü? Toplam 10 gün yazdım ama bunun içinde 4 gün sanıyorum Karayılan. Yılan var. Evet. Şimdi orada peki yer almayan herhangi bir ifadesini Karayılan'ın ya bunda milli menfaatler diyelim ki açısından problem vardır diye yazmadığım bir şeyi hükümet devlet yetkilileriyle paylaştım. Hayır. Hiç, yani orada yazmadığım aşağı yukarı önemli hiçbir şey yok. Her şeyi yazdım. Ama dikkatli yazdım. Çünkü nihayet
terör örgütü propagandası diye de bir suç var. Yani onu kendi geçmiş tecrübelerimle daha kuru yazmaya çalıştım. Ama bunu bu yazmadığım bir şeyi ilk defa söylüyorum. İki nokta var röportajda birkaç cümle halinde. O çıkarılmış. Nedir mesela? Bana da söylediler çıkarmadan çocuklar. Ben de peki dedim. Yani ses etmedim. Yani nedir şimdi onlar? Bir tanesi şey işte Murat Karayılan'la konuşurken sürekli çok güler yüzlü dedim. O çizilmiş yani güler yüzlü bir şey. Filtreden geçmiş diye. Orası. İkincisi de şey yani dedim ki ya buraları çok güzel İsviçre'den aşağı kalmıyor müthiş güzel yerler. Bu dağlardan inmek kolay değil dedim. O ona gülmeye başladı herkes falan. Ondan sonra bir de o bölüm. Şimdi adım adım soracağım. Gene o yazında diyorsun ki önderlik makamının bir numarası İmralı'dır diyorlar. Ama bugün PKK'nın bir numarası Kandil'de Murat Karayılan. Evet. Şimdi bugün geldiğimiz nokta bunu yalanlamıyor mu? Öcalan bir numara olduğunu kanıtlamıyor mu ve hatta kanıtlamak uğruna evet, zaten ortalığı orada şöyle bir nüans var. Hmm. Yani nüans şu. Önderlik makamı orada dağdaki bir numara Karayılan. Yani onu hep söylüyorlar. Önderlik makamı İmralı'dır. Esas konuşulacak yer orasıdır. Son kararı orası verir. Bunu hep tekrar. Ama aynı zamanda eğer bizi muhatap almıyorsanız dağdaki PKK'yı o zaman İmralı o da APO'yu olmazsa. O da olmazsa DTP'yi o da olmazsa bir AK adamlar kurulsun. Onu muhatap alın deniyor. İlk açılım yani ilk şey odur. Sanki orada söylenmiş gibi Karayılan diyor ki hükümet bir açılım yaparsa biz de gerekeni yaparız. Bu sonra artık hani rüyalarımıza girecek kadar sıklıkla konuştuğumuz, duyduğumuz açılım sözcüğü Karayılan'ın cümlesi olarak oradaki açılımı orada şey anlamında söylüyor herhalde. Yani bir takım adımlar atılırsa tabii, adımlar atarız. Peki şimdi gelelim döndükten sonra şöyle laflar çıktı. Cumhurbaşkanı Gülçenkaya Köşkü'nde kabul edecekti ve bu konuyu konuşacaktı ama bunu önce bir duyduk sonra iptal oldu bu görüşme. Ne oldu Allah aşkına orada? Orada olan şuydu yani bu röportaj ister istemez konjonktür de öyle geldiği için patladı. İlgi çekti. Çok, ilgi çekince, ne ilgim tevazuya gerek yok patladı resmen. Evet. Ve bu ilgi çekince Türkiye'ye gelince hem Çankaya'dan hem Başbakan Erdoğan'dan hatta Başbakan Erdoğan'ın işte Hasan Cemal'le görüşeceğim sözü Radikal Gazetesi'nde İsmet Berkan'ın yazısının içinde manşette yer aldı. Cemil Çiçek başbakan yardımcısı olarak aradı. O da öyle. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı şeyler. Fakat sonra muhalefet bunun da haberleri çıktı. İşte Hasan Cemal kabul edilecek, görüşülecek falan diye. Bu çıkınca muhalefet Kandil'le ondan sonra PKK ile pazarlık başladı diye demeçler vermeye başlayınca bütün o daha önce beni arayanlar da gerilediler ve o şeylerini toplantılar ertelendi ama sonra değişik vesilelerle yine görüştüm yani. Peki bugün geldiğimiz noktada bugün de az önce konuştuk 10 yanlış diyorsun ve evet, demokratik açılımda 10 yanlış. Şimdi onları soracağım ama mesele burada bu yanlış yaptı, şurada şu yanlış yaptıdan mı ibaret? Bu doğru ama doğrunun bir parçası mı sadece? Çünkü son birkaç gündür KCK malum bu dağla Türkiye topraklarındaki sokağın arasındaki irtibatı kuran örgüt diye özetleyebiliriz. Çok ciddi açıklamalar yapıyor ve diyorlar ki hele en son açıklamasından bir bölümü vermek zorundayım. Diyor ki dün akşam kondu bu sitelere bu açıklama. Sorun Öcalan'ın cücesindeki santimetre kare sorunu değildir. Önderliğimizin esaretidir diyor. Şimdi mesele artık hakikaten santimetre kare ile alakası yok.
Öcalan dışarı çıkmadıkça bu iş bitmeze geliyor. Bunu belki Ahmet Türk gibi bazı hakikaten farklı durmaya çalışan isimler dışında herkes neredeyse böyle telaffuz ediyor. Yani hükümette bir yandan muhalefette ne yaparsa yapsın PKK'nın derdi başka ve bu dert de bu süreci başka biçimde etkileyecek diyebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi demin söylediğim yanlışlardan biri o. Yani yanlışlardan biri bir yerde nedir bu Kürt meselesinin çözüm rayına oturtulması? Bu bir yerde silahların susması demek. Son tahlilde bu Kürt sorunuyla şiddet ve silah arasındaki bağı koparmak demek. Yani dağdaki insanların silah bırakıp inmesi demek. PKK ile ilgili olarak konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi bu süreç bu. Yani esas... Ama kızdıkları da bu. Ha şimdi süreç bu. Şimdi burada bu süreçte önce atılması gereken adımlar var. Sonra atılması gereken adımlar var. Ama sen eğer arabayı atın önüne koyarsan bu işi engellersin. Yani şimdi kalkıp da Öcalan serbest bırakılsın diye bir politika, bir taleple ortaya çıkarsan bu arabayı atın önüne koymaktır ve bu süreci torpillemektir. Önceliklerle sonralıkları karıştırmaktır. O yüzden de bunun böyle seslendirilmesi bu işi çıkmaza sokmaktır. Bu bir yanlıştır. Ne yapacağız peki? Aynı şekilde işte Öcalan'ın şeyi söyleyin adı hücresi, İmralı'daki hücresi şu kadar santimetre küçüldü diye eğer bunu protesto için çocukların ellerine taş ve Molotov kokteyli verip sokağa salarsan bu da büyük bir yanlıştır. Öbür tarafta bu partinin kapatılması da DTP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması da çok büyük bir yanlıştır. Şimdi söylemek istediğim dedin tamam. Ya peki ne yapacağız? Tamam dedi. Ne yapacağız? Ya politika olabileni yapmaktır deyip bugün yapılabilecek olanları yapmak parmakların tetikten çekildiği bir ortamda. Yani dağda silahların sustuğu, şehirlerde, sokaklarda taşların, molotof kokteyllerin atılmadığı bir sakin ortama bu meseleyi çekerek zamana yaymaktır. Önemli olan insanların ölmemesidir. Ama bu bilinç henüz DTP'de, Kürt siyasetinde, devletin içinde, muhalefette, hükümette tam anlamıyla yeşermemişse o zaman yeniden 90'lara döneceğiz. Yeniden kan ve gözyaşı akan bir döneme gireceğiz. Bunu engelleyemiyorsak, bunu engelleyebilecek kadar daha fazla acı çekmiş olacağız. Bunu istiyorsak o zaman bağıralım, açılım süreci falan bitti diyelim. Rahat edelim. Biraz daha kan aksın, insanlar ölsün, şehit cenazeleri, taziye çadırları, molotof kokteylleri, işte faili meçhuller, susurluklar, hukuk dışılıklar bunların hepsini yaşadı Türkiye. Biraz daha yaşamak istiyorsa buyurun yaşayalım. Ama geleceğimiz nokta adı ister demokratik açılım olsun ister barış süreci olsun. Yine silahların sustuğu, siyasetin konuşulduğu hangi ortam olacak. Çünkü insanlar birbirlerini tüketerek, öldürerek bir yere varamıyorlar. Bir nokta geliyor. İşte 2. Dünya Savaşı. 40 milyon insan öldü. En sonunda dediler ki Avrupa'da kardeşim bu böyle olmuyor. Avrupa Birliği diye bir barış projesi ortaya çıktı. Ve o barış projesiyle bilmem kaç yüzyıl kavga eden insanlar savaşan... Ama bugün o noktada mıyız? Değiliz. Ama Ayşe Nur, peki bu kimin kabahati mesela şimdi? Bunun bak burada şunu söyle. Bunun burada kimin kabahati dediğim vakit benim öne sürdüğüm devlet politikaları vardı. Devlet politikaları Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ve özellikle de son 25 yıldır, 30 yıldır büyük yanlışlar yapılmıştı ve bu yangın parladıkça parlamıştır. Ben böyle yorumlarım bunu. Fakat önemli olan oturup konuşmak. Neyi konuşmak? Kardeşim önce dağdan ölüm haberi gelmesin. Ölümleri sona erdiren silahların sustuğu bir ortamda
sen ve ben gibi oturup konuşalım. Hikaye budur. Bu işte süreç budur, açılım budur. Peki, ondan sonra gelsin şunu... Biz konuşabiliyor muyuz sence? Yani bak, kızmaca yok. Evet. Eski genel yayın yönetmenim olarak beni fırçalama hakkın olsa da kızmadan konuşalım. Evet. Şimdi bazı yazarlar, ki Hasan Cemal'in ben bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Buna eleştiri getiren herkese çok öfkelendiler, hayır, çok kızdılar. Öfkelenenler var. Türkiye, canım, Türkiye, yani, Türkiye köşe yazılarında şimdi bak, duruyor daha. Türkiye'de, yani biz konuşabiliyor muyuz ki? Ayşen Hocam, Türkiye özellikle şu 2000'li yıllarda ve hele bu 2007'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana, ki ben onu Çankaya Savaşları diye hep niteledim. Çok insan da öyle söyler. O zamandan beri müthiş kutuplaştı. Müthiş cepheleşti ve hakikaten konuşur olmaktan çıktık. Diyalog kanalları tıkandı. Fakat benim söylediğim, ben hiç öyle değilim. Benim söylediğim oturup bunun konuşulması lazım zaten. Konuşulmadan bir yere gidemeyiz. Açılımı ben böyle anlıyorum. Açılımı hükümet farklı anlayabilir. Eleştirilerim var. Bugünkü yazımda da koydum. Hangi noktalarda hükümeti eleştirdiğim orada var. Şimdi burada yola çıktığın vakit önce yapılacak iş, parmakları tetikten çekin, dağda silahlar sussun, ölüm haberleri gelmesin, oturup bu barışın koşullarını konuşalım. Bakın, Türkiye'de 1990'lı yıllarda Kürt sözcüğünün, Kürdistan sözcüğünün karşılığı 22 ay hapisti, hapis cezasıydı. Bugün 24 saat yayın yapan Kürtçe televizyon Canım, var. Peki Sayın neden Öcalan neden diye başbakan tamam, bile neden, saçmalık gerçekten. Neden 90'lı yıllarda bir Kürt sözcüğü hapisle cezalandırılıyordu ve bu inkarcılık bir yerde yaşanan yangının parlamasında rol oynamadı mı? Siz daha çıktığınız vakit, orada insanlarla konuştuğunuz vakit okumuş bir sürü insanın orada çoğunluk olduğunu görüyorsunuz Ayşenur. Şimdi bunu meseleyi oturup tartışmak ve konuşmak lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde biliyor musun? Şu son 5-6 ay içinde olduğu kadar bu konu, Kürt meselesi bu kadar özgürce, bu kadar serbestçe tartışılmadı. Çok İlk önemli. Defa çok her şeyi önemli. Konuşuyoruz. Ya olay bu. Çok önemli. Bu bence yüzden ben buna barış süreci diyorum. Bu süreci devam ettirmemiz lazım. Eğer şunu Türkiye tekrar şuna dönerse, hayır kardeşim bu doğru değildir. Terörle mücadeledir. O zaman ne yapacağız? Asker bütün gücüyle çıkacak. Tankıyla, topuyla, tüfeğiyle. Biz dağda PKK'lıyı kovalayacağız. Yeniden o eski günlere dönecek. Ama bir dakika. Tokat'ta olanı bir dakika, yapacaksın. Bir dakika. Ona da geliyorum. Yani Tokat'ta olanı, tasvip etmek mümkün mü? Zaten birbirine girmiş durumda bu. Çok büyük bir yanlış bu süreci durdurmak için. O zaman oraya çıkıp bunu yaptığın vakit ovadaki ya da şehirdeki Kürtleri kazanamıyorsun. Mesele bu. Çünkü ikisini birbirinden ayıramıyorsun maalesef. O yüzden diyorum ki silahların sustuğu bir ortamda oturup konuşalım ve bir takım adımları zamana yayarak atalım. Mesele bu. Ölümler olmasın. Ne Tokat'taki şehitler olsun, ne dağdaki ölümler olsun. Ne de Molotov kokteylleriyle ölen, kurşunla ölen Aydın ve Serap ölsün. Şimdi bu süreci yakalamamız lazım. Bu süreç zaten, yani öfke bu süreci kesiyor. Süremiz dolmuş. Son bir soru yakalamışken. İlhan Selçuk çok eski abi kardeş ilişkinizin olduğu bir insan. Ergenekon meselesi yüzünden sağlığı da çok ciddi, zaten rahatsızdı, bozuldu. Bir görüşmeniz oldu mu? Ben merak ediyorum hakikaten. Kısaca bir alabilir miyim? Yani bir geçmiş olsun, ziyareti, telefonu, bir şeysi oldu mu? Hayır, olmadı. Sadece bu konuda acaba
İlhan Selçuk ya da İlhan abi hastanede ziyaret edip kendisine bir ayrıca geçmiş olsun diyebilir miyim sorusu hala bugün de var kafamda. Henüz bu konuda bir türlü karar veremedim. Çünkü bu şundan dolayı karar veremedim. İnsani ilişkilerle bir takım ideolojik ve siyasal görüş ayrılıkları bazen o insani ilişkileri de fena halde olumsuz etkiliyor. Fakat aynı zamanda da çok geçmişe giden bir hukuku da ister istemez insan ilişkisinde etkisi oluyor. O yüzden İlhan abiye değişik kanallardan geçmiş olsun mesajları yolladım ama buradan senin aracılığına yine geçmiş olsun diyorum. Fakat inşallah tekrar sağlığına kavuşur ve yaşamasını çok dilediğim Cumhuriyet Gazetesi'nde başına geçer inşallah. Tekrar. Çok teşekkürler Hasan Cemal. Beni öldürdü rejideki arkadaşlarım taşlık reklam atıyoruz diye. Reklam atarlarsa senden tahsil edeceğim. Olsun parasını. Efendim 41. yılda daha nice bomba haberler, röportajlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim birazdan birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Efendim medyanın en önemli kalemlerinden Hasan Cemal'le gündemi, açılımı ve bu arada tabii Cumhuriyet Gazetesi'ni konuştuk. Yarın da Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Ali Sirmen'in Cuma buluşması için ofisinde konuk olacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Yayındayım.